Hayırlı günler sevgili Mehtap TV izleyicileri. Bu programımızda Güzide Asr-ı Saadet hanımefendilerinin örnek hayatlarını konuşacağız beraber. Onların nasıl iyi bir eş, nasıl iyi bir anne, nasıl iyi bir hanım olduklarını, en önemlisi de Allah'a nasıl iyi bir kul olduklarının örneklerini göreceğiz. Tabii ki ilk konuşmamız gereken insan, ilklerin ilki olan, ilk kahramanlardan olan Hazreti Hatice validemiz. Evet. Endişe duyma, muhakkak ki Allah seni mutlaka muhafaza eder. Çünkü sen akrabalarını görüp gözetirsin, yardıma ihtiyacı olanları giydirirsin, muhtaç olanların elinden tutarsın. Senin misafirin hiç eksik olmaz. Sen sürekli hakkın peşindesin ve hayır yollarına kendini adamış birisisin. Bu sözler Hira'daki vuslatın ardından Allah Resulüne söylenmiş sözler. Peki bu sözlerin sahibi kim? Tabii ki Hatice validemiz. İlk defa karşılaştığı böyle bir durum karşısında bu kadar metanetli bir şekilde, bu kadar kendinden emin, kesin bir tavır ortaya koyarak bu sözleri söyleyebilen Hatice validemiz nasıl bir insan, nasıl bir mekanda büyümüş? İsterseniz onun hayatına bir göz atalım. Hatice validemiz Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasından 15 yıl önce Mekke'de dünyaya gelmiş. Babası Hüveylid bin Esed, annesi ise Fatıma binti Zahide'dir. Babası Mekke'nin şereflilerinden, kendisine fikir danışılan büyük insanlardan birisidir. Amcaları, dedesi de yine soylulardan, soylu kendisine fikir danışılanlardandır. Dedesinin evi Kabe'ye çok yakın olduğu için ona süt kardeşi, Kabe'nin süt kardeşi anlamında Radivatül Kabe denilmiştir. Çünkü sabah güneşinde Kabe'nin gölgesi onun dedesinin evine yansır, ikindi güneşinde ise dedesinin evinin gölgesi Kabe'ye yansırmış. Hatice validemizin büyüdüğü mekanlar böyle mekanlar. Peki çevresinde kimler var? Nasıl insanlar var? Onun çevresinde yeğenleri çok önemli, çok kıymetli. O dönemde, cahiliye döneminde kendisine güvenilen insanlardan. Birisi Ebu'l-As, Emin diye vasıflandırılmış. Bir başkası Hakim bin Hizam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da peygamberlikten önceki arkadaşlarından. Yine Zübeyir bin Avvam, Hatice validemizin yeğenlerinden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine havarim dediği bir insandır o da. Bir başkası da amcasının oğlu Varaka bin Nefel'dir. Hepimizin tanıdığı. Varaka bin Nefel, İncil'i ve Tevrat'ı çok iyi bilen, İbranice asıllarından okuyan, dinin bütün emirlerini çok iyi bilen ve Hatice validemizin kendisine sürekli danıştığı, onun bilgi kaynağı olan bir insandır. Hatice validemiz sürekli böyle İbrahimi geleneğin sohbetlere konu olduğu dini bir ortamda yetişmiştir. Çevresinde Varaka bin Nevfel'in de anlatmasıyla sürekli yeni en son gelecek olan bir nebiden sözler ediliyor, o konuşuluyor, o anlatılıyor, onunla alakalı olaylar sürekli dile getiriliyordu. Dolayısıyla kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün özelliklerini en ince detaylarına kadar öğrenmişti. Huyundan kametine, boyundan asaletine bütün vasıflarını öğrenmiş, onun kulağına fısıldanmış ve bu fısıltılarla büyümüş, yetişmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru hazırlanmıştır. Hatice validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce başından iki evlilik geçmiş. Bunlardan bir tanesinden, birincisinden iki tane çocuğu olmuş. Hint ve Hale isminde iki oğlu var. Bir diğerinden ise Hint isminde bir kızı var. Allah'ın takdiri o ki bu evliliklerin ikisi de çok kısa sürmüş. İlk eşi çok büyük bir servet bırakarak vefat etmiş. Arkasında sadece çocukları kalmış. İşte Hatice validemiz Mekke'de çok zengin, uluslararası bir ticari zemine sahip. Şam'da, Gassani memleketlerinde ticaretler yapan, her yerde adamlar çalıştıran böyle şerefli bir kadın. Kendisi cahiliye döneminde yetişmiş olmasına rağmen cahiliyenin kirine pasına hiç bulaşmamış, bataklıklar içerisinde büyümüş, bataklıklar içerisinde açan bir gül misalidir. Çok nezih, nezahet sahibi olduğu için, çok temiz olduğu için tertemiz manasında ona Tahire ismi verilmiştir. Yine Kureyş hanımlarının içerisinde hanımefendi olduğu için Seyide ismi de verilmiştir. Ufku çok açık, engin görüşlü, çok derin düşünceleri olduğu için de kendisine Ceyide denilmiştir. Yani o hanımlar içerisinde, hanımefendiler içerisinde yerini çok güzel bir şekilde belli etmiş, en şereflilerden şeref ve izzet olarak zirveleri tutmuş bir insandır. Hatice validemizin hayatında sürekli ilahi yönlendirmeler olmuş, kader ona bir çizgi tayin etmiş ve onun tayin ettiği çizgide o tespit edilen noktaya doğru yürümüştür. Mesela
Kendisi sürekli farklı rüyalar görüyor. Rüyasında bir gün gökten bir güneşin veya ayın hanesine girip sinesine girdiğini, oradan da bütün dünyayı aydınlattığını görüyor. Tabii ki bu rüyayı hemen gidiyor amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e anlatıyor. Varaka bin Nevfel de şu şekilde yorumluyor rüyasını. Ey Hatice, muhakkak ki sana bir nur nasip olacak. Bu senin için bir hayırdır ve o nur senin evinde olacak. Bu ikram Allah'ın sana bir ikramıdır. Bu nübüvvet nurudur diyor. Fakat bu tevil Hatice validemizi çok memnun etmiyor. Biraz daha detaylı istiyor, biraz daha açıklanmasını istiyor. Varaka bu sefer şöyle yorum yapıyor. Diyor ki, asr-ı saadet son peygamber, beklenmesi gereken peygamber, gelecek olan son peygamber zuhur etmiştir. Ve bu senin hanende olacaktır. Sen onunla evleneceksin. İlk vahyi onunla birlikte kabul edeceksin. Bu peygambere eş olacaksın diyor Hatice validemize. Bu kadar açık ve net bir şekilde. O da diyor Kureyş'tendir ve Haşim oğullarındandır. İşte bu tevilden sonra Hatice validemizin içi biraz daha yatışıyor. Yine rüyalardan başka olaylar da gerçekleşiyor etrafında. Bir gün Mekkeli hanımlar kendi aralarında bayram kutlamaları yaparlarken hiç tanımadıkları bir insan gelip onlara sesleniyor. Ey Kureyş kadınları! Yakında diyor aranızdan bu kavmin içerisinden birisi peygamber olduğunu söyleyecek. Kimin onunla evlenmeye gücü yeterse mutlaka evlensin diyor. Kadınlar hiç ilgilenmiyorlar onunla. Kimisi diyor ki bu adam deli midir nedir? Kimisi taşlıyor, hiç ilgilenmiyorlar. Fakat söz sahibine ulaşıyor. Çünkü Hatice validemizin beklediği bir şey bu. Olaylar onu hep bir tarafa doğru yönlendiriyor ve o artık iyice kanaat getiriyor ki bu nebi gelecek. Kendisi de ona yakın olabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sürekli bu yaşadıklarını, başına gelen bu olayları gidip amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'le paylaşıyor. Ondan bilgi alıyor ve kanaati, içindeki kanaat biraz daha kesinleşiyor. Hatice validemiz bu şekilde rüyalarla, bu şekilde olaylarla yoğrulurken artık adres bir yeri gösteriyor ve o da bir plan yapıyor. Hazreti Hatice validemiz bir ticaret kervanı tertip ediyor ve bu kervanın başına geçecek birisini arıyor, bunu duyuruyor. Bu haber Ebu Talib'in kulağına gidiyor. Ebu Talib de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ey oğlum biliyorsun durumumuz çok iyi değil. Hatice de böyle bir kervan tertip etmiş, başını da gitmek ister misin diyor. O da sen bilirsin amcacığım deyince Ebu Talib geliyor Hatice validemize. Ey Hatice diyor, benim bir yeğenim var, senin kervanının başında gidebilir. Fakat o çok emindir, başkalarına verdiğinin iki katını istiyorum diyor. Hatice validemiz de ayağına gelmiş bu fırsatta hiç pazarlık yapmıyor ve diyor ki ey Ebu Talib, eğer sen benden bunun iki katını isteseydin, daha fazlasını isteseydin mutlaka verirdim. Böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaret kervanının başında Şam'a doğru yolculuğa çıkıyor. Hatice validemiz onun yanına en yakın hizmetçisi Meysere'yi görevlendiriyor. Onun görevi de yolda meydana gelen olayları birer birer kendisine rapor etmesi. Yolda ilginç hadiseler meydana geliyor. Bir alışveriş esnasında, bir Yahudi ile pazarlık esnasında bir kavga çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla putlar üzerine yemin etmeyeceğini söylüyor. Meysere bunları uzaktan izliyor çünkü hanımefendisine rapor edecek. Yahudi daha sonra diyor ki Meysere'ye, bu gence dikkat edin, bu gelmesi beklenen peygamberdir. Ona dikkat edin diyor. Yine yolculuk dönüşünde bir ağacın gölgesinde dinleniyor Efendimiz ve Rahip Nastur'a geliyor. Meysere'ye soruyor, bu genç kimdir diyor. O da Kureyş'ten bir gençtir diyor. Hayır diyor, kafasını sallıyor, siz bilmiyorsunuz. O geleceği beklenen peygamberdir. Çünkü şimdiye kadar bu ağacın gölgesinde peygamberlerden başka kimse dinlenmemiştir diyor. Ve bütün yolculuk boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başında onu gölgeleyen bulut şeklinde iki melek de gözlerden kaçmıyor. Meysere geri döndükleri zaman çok karlı bir ticaretle olanları bir bir Hatice validemize anlatıyor ve artık adres kesinleşiyor. Hatice validemiz kesin karar veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evlilik teklifi götürmeye. Bu durumu da arkadaşı Nefise fark ediyor. Onun durgunluğunu, halinin durgunluğunu fark ediyor ve Hatice validemizin duygularını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip açıyor. İkisinin arasında aracılık yapıyor. Neticede iki tarafın kabulüyle amcalar, Efendimizin amcaları Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Ebu Talip gelip Hatice validemizin büyüklerinden onu istiyorlar. Ve bu evlilik bu şekilde
her iki tarafın kabulüyle gerçekleşiyor. Tabii Mekke'de herkes çok şaşırıyor. Çünkü Hatice validemize çok fazla insan talip olmuş ama o herkese evlilik kapılarını kapatmış. Evlenmeye ihtiyaç hissetmiyor, yaşı kemale ermiş, uluslararası ticari zeminde bir iş yapan büyük bir iş kadını. Fakat biliyor ki bu son nebiye yakın olmanın onunla evlenmekten başka çaresi yok. Nihayet Hatice validemiz sevincini, neşvesini bir düğün yemeği vererek herkesle paylaşıyor. Bu düğünde de Efendimizin süt annesini unutmuyor, Hazreti Halime'yi, onu da davet ediyor ve memleketine giderken ona arkasından 40 koyun gönderiyor. Böylelikle cömertliğini bir kere daha ispat etmiş oluyor. İşte böylece 25 yıl sürecek çok huzurlu fakat sıkıntılı bir evliliğin de temelleri atılmış oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu mekanda başlı başına bir huzur kaynağı. Aynı zamanda Hatice validemizin şefkat dolu davranışları da bu ailenin, bu yuvanın huzurunu sürekli besliyor. O bir kelimeyle dahi olsa, bir sözle dahi olsa Efendimiz'i hiç incitmemiş. Sürekli onun etrafında pervane gibi dönüyor. O ne söylerse koşulsuz bir şekilde kabul ediyor. Hiç itiraz etmiyor, onu üzmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hizmetçiler tutmuyor ev işlerini yaptırması için. Kendisi Efendimizin hizmetini görüyor, ev işlerini de kendisi yapıyor. Aralarında herkesi kıskandıran bir samimiyet var. Bu durum herkesin dikkatini çekiyor ve Ebu Talip merak ediyor. Acaba diyor Hatice yeğenime nasıl davranıyor? Bir gün Efendimizin arkasından kendi cariyesini gönderiyor. Bak diyor nasıl davranıyor, bana haber ver. Ve arkasından takip ediyor Ebu Talib'in cariyesi, gördüklerini şu şekilde anlatıyor. Gördüklerim diyor çok ilginçti. Çünkü o geldiği zaman Hatice yerinden kalktı, kapıya doğru yöneldi, ellerinden tuttu ve sinesine bastı, bağrına bastı ve şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun. Vallahi ben bunu senden başka hiç kimseye yapmam. Ama biliyorum ki sen geleceği beklenen peygambersin. Ne olursun o gün geldiği zaman beni ve benim senin yanındaki konumumu unutma. Beni, bana seni gönderen Allah'a benim için de diyor dua et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor Hatice validemize. Ey Hatice, eğer o ben isem ve o gün gelirse vallahi sen benim için hiç asla zayi edemeyeceğim fedakarlıklar yaptın. Böyle diyor ve ömrü boyunca Hatice validemizi hiç unutmuyor. Ona sürekli vefalı davranıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu huzur dolu yuvanın neticede semereleri de oluyor. Gönül meyvesi, göz nuru semereleri de oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 tane çocuğu, 4'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 6 tane çocuğu Hatice validemizden dünyaya geliyor. Bu çocuklarla birlikte bu güzel yuva mutlu bir şekilde devam ediyor. Peki nereye doğru devam ediyor? Artık zaman ilerledikçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halinde bazı değişiklikler meydana geliyor. Kabe putlarla doldurulmuş, herkes çok koyu bir cahiliye yaşıyor ve Efendimiz çok sıkıntılı günler geçiriyor kendi iç aleminde. Çok sıkılıyor ve sürekli artık uzaklaşıyor Mekke'den ve Kabe'den uzaklaşıyor, yüksek yerlere çekiliyor. Bir şeyleri beklediği belli, bir şeylerin vakti geldiği belli. Farklı olaylar duyuyor, farklı sesler duyuyor. Cibril'in kendisine seslendiğini duyuyor, selam sana ey Muhammed dediğini duyuyor. Ve bunları hemen gelip Hatice validemizle paylaşıyor. O teselli kaynağı büyük kadın da sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sakinleştiriyor. Diyor ki üzülme. Selam hayırdır, mutlaka bunda bir hayır vardır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağaçların, taşların, bütün canlıların kendisine selam verdiğini, kendisine hürmet ettiğini söylüyor. Hatice validemiz yine diyor ki endişe duyma, Allah seni mutlaka koruyacaktır, başına kötü bir şey gelmeyecektir. Çünkü sen iyilik yaparsın, çünkü sen hep sözü doğru olansın, emanete riayet edensin. O yüzden diyor hiç tasalanma, bunların hepsinde hayır var diyor. Sürekli bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sakinleştiriyor ve başına bir sıkıntı gelse, bir huzursuzluk ortamı olsa geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu huzur dolu yuvada sakinleşiyor. Orada dinleniyor ve sonra tekrar gitmesi gereken yerlere doğru yola çıkıyor. Evet, işte bu şekilde bu olaylarla vahyin öncüleri de kendisini göstermeye başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
ayrılıkları uzuyor. Mekke'den ayrılıkları uzuyor. Bu durum Hatice validemizi rahatsız etse de, ondan ayrı kalmak hiç hoşuna gitmese de hiçbir zaman itiraz etmiyor, hiçbir zaman karşı gelmiyor. Sürekli onu geleceği beklenen günlere hazırlıyor ve ona destek oluyor. Sürekli onun yanında oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yolculuklarında Nur Dağı'na çıkıyor. Nur Dağı'nda çok yüksek yerlere çıkarak kilometrelerce yol giderek oralarda inzivaya çekiliyor. İşte bu inzivanın, bu vahyin öncülerinin artık vahiy ile Cebrail ile gerçekleşeceği günlerin geldiği zaman dilimlerini inşallah yarınki programımızda anlatarak devam edeceğiz. Hayırlı günler.